Önce şu konuda uzlaşmamız lazım. Terör kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun hep beraber teröre karşı ortak tavır sergilemeliyiz. Bu konuda hepimiz uzlaşmalıyız. 2002'de iktidara geldiler. Türkiye'de terör var mıydı? Yoktu. 2002'de terörsüz bir Türkiye devraldılar. Bugün kan gövdeyi götürüyor. 7 Haziran'dan bu yana 500'ü aşkın şehit verdik arkadaşlar. 500'ü aşkın. 500 eve ateş düştü. 500 eve. Binlerce kişi bulundukları yerlerden gitmiş. Şehirler silah deposuna dönüşmüş durumda. Evler bombalanıyor terörden temizlenmek için. Şehirler silah deposuna döndürülürken valilere talimat verip sakın bunlara dokunmayın diyen kimdir? Kaçak sarayda oturan diktatör bozuntusudur. Herkes böyle bilsin. Demiş ki biz halktan besleniyoruz demiş. Biz kandan değil halktan besleniyoruz demiş. Şimdi senin kandan beslendiğin çok açık. Suriye örneği ortada. Binlerce kişi, bakın yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. 3 milyona yakın kişi şu anda Türkiye'de, mülteci konumunda. O ölenlerin tamamının kanı senin ellerinde. Senin dişlerin de kanlı, ellerin kadar dişlerin de kanlı senin. Halktan besleniyormuş, halktan besleniyor. Senin halktan beslendiğini çok iyi biliyoruz. Ya milleti soyup soğana çevirdin. Daha nereden besleneceksin? Gayet güzel diyor ki, ben başkan olmak istiyorum diyor. Valiyi ben tayin edeceğim. Kaymakamı ben tayin edeceğim. Hakimi ben tayin edeceğim. Savcıyı ben tayin edeceğim. Milletvekili listelerini ben belirleyeceğim. Belediye başkan adaylarını ben belirleyeceğim. Her şeyi ben yapacağım. Hele şu yasama organı, hele hele şu yargı. Bunlarda ayak var. Bunları da kaldıracağım. Siz beni seçin, gerisi Allah kerim diyor. Değerli arkadaşlarım, böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Ne dedik? Sen böyle bir demokrasiyi bizim bedenimizi çiğnemeden hayata geçiremezsin. Nokta. Birileri Türkiye'yi babasının çiftliği sanıyor. Hiç meraklanma sevgili vatandaşlarım. Korkusuz ol. Yılma. Yürekli ol. CHP olduğu sürece bu ülkede rejimi değiştirmeye kimse yeltenemez. Kimse yeltenemez.